Yine merhaba arkadaşlar. Bu belki çok kısa bir paylaşım olacak. 1-2 dakika sürebilir ama söyleyeyim. İlk insanlar zenciymiş arkadaşlar. Yani zenci demek ne kadar doğru bilmiyorum. Siyahiymiş, siyahmış. Şimdi nasıl olur hani bu evrime inananlar, yani evrime inanç da değil aslında, bu bilimsel kanıtlanmış gerçekler. Yani eski fosillere bakıyorlar, her yerde siyahi. Yani neden? Şu yüzden, çünkü insanlar kuzeye çıktıkça güneşe ihtiyacı ya da güneye indikçe, tabii güneye inmede de tabii pek soğukla karşılaşılmıyor. Genelde kıtalar kuzeyde konumlanmış dünyada. Neyse arkadaşlar, insanlar kutuplara yaklaştıkça güneşe olan ihtiyaçları artıyor. Güneşten biliyorsunuz D vitamini alıyoruz. Bilmiyorum başka ne vitaminler alıyoruz ama insanın güneşe ihtiyacı var, ya da canlıların, biliyorsunuz bitkilerin bile güneşe ihtiyacı var, çoğu bitkinin, mantar hariç mesela. Güneşe ihtiyacımız, güneş emilimine ihtiyacımız arttıkça pigmentlerimiz açılmış. Yani gittikçe beyazlamışız ve yani kuzeye gittikçe dediğim gibi daha beyaz tene kavuşmuşuz. Güneşi daha fazla emebilmek için. Ben eskiden şöyle sanıyordum. İnsanlar ekvatoryal kuşağa, yani sıcak iklime indikçe, hani bronzlaşa bronzlaşa, artık böyle karara karara siyahi olmuşlardır diye düşünüyordum. Meğerse evrim o şekilde gerçekleşmemiş. Bu hani Amerika'da ırkçılar, Ku Klux Klan mıdır nedir? Hani biliyorsunuz siyahi insanlara farklı gözlerle bakmışlar yıllarca. Halbuki eskiden bütün insanlar siyahmış. Çok ilginç bir veri. Ben de öğrenince şaşırdım. Gerçekten herkes dediğim gibi güneşe maruz kaldıkça yana yana evrimleşiyor sanıyordum. Bu şekilde hani güneşe dayanıklılığımız artıyor zaman içerisinde. Güneşe dayanıklı olan insanlar hayatta kalıyor ve nesilden nesile insanlar o sıcak kuşaklarda daha da siyahileşiyorlar sanıyordum. Meğerse dediğim gibi ilgisi yokmuş. Her insan, tüm insanlar eskiden siyahiymiş. Eğer ki videomu, bu kısa bilgiyi faydalı bulduysanız, beğene tıklarsanız sevinirim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Böyle saçma sapan konulara değiniyorum videolarımda. Görüşmek üzere tekrar.